Merhabalar yeniden. Troy Seferi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son şu 40 saattir alamadığım şefi nihayet almıştım. Ve ardından güneye doğru hareketlenmeye niyetlenmiştim. Şu an yapacağım şey de tam olarak o. Şuraya doğru bir hareketlenelim direkt. Bu suya atsam mı ya? Dur bakayım. Bunlara bir de daha detaylı bakmak istiyorum. Şu an 4 tane şehirleri var bunların. Şöyle gidiyor. Tamam. Herhangi bir müttefikleri var mı? Saldırmaz ortağı var mı? Sadece önemli değil. Orduları benden daha zayıf durumda ki ben de zaten biraz hasarlı durumdayım. Tamam. Şöyle devam edelim. Şurada bir... Ya ben bana başka yerden saldırı düzenleyebilirler mi diye baktım da şu dağları aşıp direkt Troya'nın olduğu eyalete dalamazlar herhalde. O yüzden ben buraya bir uzak olsam da, o ihtimal düşük olsa da bir pusuya yatarım. Ardından dedeyi getiririm. Dur bir dakika, savaş arabası basabiliyorum bir tane. Savaş da değil de savaş sonrası adamları kovalamakta çok ihtiyacım var bunlara. Bu arada deve binicilerim de varmış. Buradan... Şu an basabileceğim bir şey yok. İflas etmemeye dikkat etmem lazım sadece. Deve binicilerin hızı ne? 105. Savaş arabalarından daha hızlı. Develi süvari. Evet. Zaten gideri de sadece gıda. Bunların tunç gideri var. Tunç gelirim çok yok şu an. Ama gıda gelirim bol bol var. Oha. 6 tane basabiliyorum direkt. Çüş. Tamam. Dediğim gibi savaşlarda kullanmak niyetinde çok değilim. Fena değilmiş aslında istatistikleri ya. Belki kullanırım da asıl savaştan sonra milleti kovalamak için çok faydalı sağlayabilirler. Sen oradasın. Bunların burada hemen bir ordusu var mı bilmiyorum ama eğer varsa yukarı gönderirler. Ama muhtemelen yoktur bu arada ya. Çünkü dur buradakilerle savaş halindelermiş. Şuralarda bir orduları olma ihtimali de var. Tamam. O zaman ben direkt savaş açacağım. Karşısında savaşa katılmayacak çünkü müttefiklerimin de katılmasını istiyorum. Hop. Hepsi katılacak mı? Güvenilmez müttefiklerim de varmış ama. Katıldı. Güzel. Buraya girmişken başka nelerimiz var? Saldırmazlığı şimdilik bir geçeyim. Bundan isteyen yok. Hubishna. Barış istiyor Hubishna. Yeni savaş açtın. Ha yok. Bu aşağıda müttefiği kimin tarafında savaşa girdim ya ondan bahsediyor. Eşek gibi de para verir bu bana. Parası yok ama gıda verebilir. Takılsınlar ya müttefiklerimi kızdırmayayım şimdi gereksiz yere. Sarayda kumpas var. Birisi bana kumpas düzenliyor. Dedikodu yay entrikasını gerçekleştirerek kumpağı açığa çıkarmaya çalışın. Tamam. Kimin gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Kesin bu gerçekleştirmiştir. Dedikodu niye yayamıyorum? Saray elimi kullandım mı? Ha, altın için harcadım ya tamam. Peki. Başka yapacağım bir şey. Şuradan bakayım. Yerleşim yeri yükseltmesi. Şunu bekliyordum değil mi? Önümüzdeki tur 5 olacak mı? Olur herhalde. Ama şu daha önemli değil mi ya? Şunu basayım ben. Troya düşmemeli. Garnizonunu mümkün olduğunca güçlü hale getirmeliyim. Atıyorum şuradaki zibidiler bir savaş açar, bir saldırır. Şu an 16 garnizonda yine muhtemelen savunurum ama daha güçlü olsun. Troya düşmemeli. Karakol. Ha, şuraya bir karakol kuracaktım. Ticari karakol lütfen. Buradaki yapılar tamam. Okey. Buralardan kimse gelmedi. Yavaş yavaş ilerleyelim o zaman. Sen topraklarımda kalmak istiyor muyum? Veya buraya bir dakika saldırabiliyor muyum? Aşağıdan önce bakayım. Saldırabiliyorum. Yürümem yetiyor. Burası bir eyalet başkenti değil.
Eğer başkent olsa hasarlı olarak saldırmak istemezdim ama buraya saldırılabilir. Eğer başkent nerede? Buradaymış, uzakta. Priamos, sen bir yaklaşık bakabilir misin, orada kimse var mı? Kimse yok galiba, değil mi? Valla yok. Biraz daha yaklaşıp oraya gelmek üzere olan biri var mı, ona bakabilir misin? Valla o da yok. Şuradan bir destek gelecek, önemli değil. Tamamdır, tamamdır. Ertelemenin alemi yok. Öyle neden yok. Ekstra hasar alan develer varmış ama iyileşirler. Ya bir şey olmaz. Bayağı hasar aldılar ama ya. Okey, güzel. Bir mukaddes Ege toprağı daha ele geçirdik. Meşrutiyetimi arttırıyor bu. Şuradan göstereyim. Muharebe yaptığım için meşrutiyetim düşüyor da. Ege topraklarına sahip olduğum için de, mukaddes toprağa sahip olduğum için de artık kazanıyorum. Şu an yine en yüksek meşrutiyet. Bende potansiyel tahtibi varmış bir tane. Kariyalılar ama bir şey olmaz herhalde ya. Bunlarla iyiyiz. Bak sıkıntı çıkarmayın. Anlaşmam olmasına rağmen tahta talibim diyerek iç savaş başlatabilir. Zafer hedeflerinde de vardı mukaddes topraklara sahip olmak falan fayda sağlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu oyunun zafer hedefi sistemini daha önce de dediğim gibi seviyorum ya. İşte baton topraklarını ele geçir, yabancı fetihleri yap, kült merkezlerini ele geçir, meziyetlere odaklan, konum işaretleri inşa et falan, çeşit zafer hedefi elde etme imkanı var. Mesela şu Troya'daki gibi şeyler inşa etmek arttırıyor. Bakayım şurada. Dur yanılmışım, bu bana şey sağlıyor diye düşünmüştüm. Zafer puanı sağlıyor diye düşünmüştüm. O da sağlamıyor. Ha, şu sağlıyor mesela Troya anıtı dikersem eğer. Birazcık pahalı gördüğünüz gibi ama maddi açıdan çok kötü değilim ya. Yani tabii 5 tur sonra ne olacak bilmiyorum. 5 tur sonra o anlaşmalar sonlanacağı için. Ninoe'ye ulaşabilir miyim? Emin değilim. Şöyle çok uzaklaşmadan şuraya gelsen. Rütbe 9'a ulaşmış. Seni dengeli götürüyorduk. Zaten uzun süre hayatta kalmayacağını da unutmayın kendisinin. Biraz yaşlı olduğu için. Senin şu ikisini dengeli götürüyorduk. Bakalım başka bir tane takas anlaşma. Evet. Bu arada o 5 turun sonuna ulaşmış bulunuyorum galiba. Bakayım şöyle bir. Tunç konusunda bir sıkıntım var. Altın konusunda da bence sıkıntım olacaktır ya. Diplomasiden 44 geliyor. Ha dur, diplomasiden altın da geliyor bana değil mi? Fraksiyon özelliği olarak. Dur, nerede yazıyordu o? Great deeds await. Yürekten dedikoduya... Dur, yürekten dur, cesaretini kırdı, arada kullanayım da. Dur. Dur bakayım, nereden? Karakoldan değil, ünvandan değil. Ekstra altın elde edersin yazan bir yer vardı sanki ya. Troyanızı dış işleri. Ha, diğer fraksiyonlarıyla olan ilişkinizi geliştirir bürolar. Ayrıca altın gelirinizi arttırır. Nüfusunuzu azaltır. Bende dış işleri büroları var mı o zaman? Ondan mı geliyor acaba? Komutunuzun pasif etkisini beklerseniz... Ha. Şu. Komut kullanmadım. Şurada mesela bu komutu kullanırsam eğer yabancı varlığını bir yüksek kademe birimi elde etmek için kullanabilirim. Veya kullanmazsam şu an etkin yani her bir yabancı varlığı karşılığında 50 altın kazanırım. Şu an topraklarımdaki her bir yabancı varlığı, her bir yabancı varlığı yukarıda yazıyor. Herhangi birinde %20 değerinin üzerinde her bir farklı nüfus bir yabancı varlığı sağlar. Şu an 100 oradan kazanıyorum, tamam. Yabancı varlığına bakabilir miyim şuradan? Burada mesela pek bir yabancı varlığı yok. Arttırabilirim aslında yabancı varlığını. Hangisi arttırıyor demiştin? Nüfus düşüren bir şey vardı. Nüfus düşüren bir şey vardı bunun. Bir dakika tekrar bir bakayım. Mutluluk. Gıda yeniliği. Nasıl? Nüfus düşüren bir şey yok muydu bunun yahu? Yokmuş demek ki. Askeri binalarda değildir. Burada mutluluk düşüren var.
Bunlar zaten değildir. Bunlar yapılı zaten. Şu özel bir yer. Tamam, nüfus falan yokmuş. Peki. Diplomatik ilişkiler arttıran şey var ama. Bunun, bu küçük yerleşim yerlerine yapılmıyordu değil mi? Hmm. Onu bir yapmak da fena olmaz. Şu an özellikle bir şey bekleyemiyorum. Hayır. Onun zaten yapılması için. Tamam, şu artı diplomatik ilişkiyi ben bir alayım. Ha, nüfus bu düşürüyor. Tamam. Tamam. Uf, bir saattir görmüyorum. Eksi 3 düşürmesi çok önemli değil ama daha fazla etki etmesini tercih ederdim. Burada ise o 100 altının şurası sayesinde kazanıyorum bu arada şu an. Batı Hititlilerden ve Trakyalılardan kazanıyorum. Nüfusumun artmaması lazım burada aslında benim. Var mı nüfus arttıran bir şey? İş gücü arttıran var. Tamam. Okey. Orada nüfus kolay kolay artmaz herhalde. Oradan bir altın kazanıyoruz o zaman. Güzel. Bunlar bitti. Saray eylemi mevcut diyor. Şuna bir dedikodu yayı kullanayım. Evet, bu yapıyormuş. %18 başarı olasılığı. Ya, o tutmaz ya. Özellikle o kumpası sonlandırmak için bir şey yapmama gerek yok bence. Burada inşaat mevcut diyor. Burada ha, yeni aldığım yer. Tamam, burası. Ha, buradan da bana şey geliyor. %20 değerinin üzerindeki her bir farklı nüfus. Ha, tamam, şimdi oldu. Yani burada Batı Hititlilerden 50 altın geliyor. Buradaki Trakyalılardan da 50 altın geliyor. Çünkü her biri bir kere etki eder yazıyor. Yanlış anlamadıysam. Sizin savaş halinde fraksiyonda her bir yabancı varlığı karşısında moral ve hücum bonusu cezası alır. O da güzel. Şuna basarsam ama ciddi bir altın gideri, altın gelirim azalır. Şu an ona basmayayım. Okey, okey. Şimdi taşlar yerine oturdu. Bu iş gücü artışı veriyor. Tamam. Başka neyimiz var? İş gücü artışı, gıda geliri. Fena değilmiş. Nüfus arttırmak istemiyorum. Nüfus arttırmak istemiyorum. Mutluluk taş yesinler. Askeri binaya gerek yok. Odun geliri, gıda geliri. Odun geliri yap şimdilik. Bunu bir ara şu binaları tamamladıktan sonra, şunu da yükselttikten sonra iş gücü artışını azaltacak bir şekilde o binayı yıkabilirim. Ama zaten bu eyaletteki diğer yerleşim yerlerini şey yapmak için de ihtiyacım olabilir. Bunları yıkayım mı? Şimdilik kalsın. Oraya giderken işime yarar. Var mı başka bir şey? Diplomasiye bakmadım galiba, değil mi? I fight for Hatti. Sen kimsin? I will unite this land. Sapinua. Ha, Hititli. Kimle manyalı Frigyalılarla savaşıyor? Okay. Tamam, is tamam, sizle de anlaşma yapalım. Ne verirsin? Elinde her şeyden dengeli bir şekilde var. O yüzden ben senden mahsur yoksa birazcık şundan isteyeyim. Birazcık da bundan isteyeyim. Abarttım. Okey. Çok uzak zaten, onlara savaş açma bir niyetim olamaz benim. Tamamdır, o anlaşmalar böyle. Burada başka bir şey yok. Burada başka bir şey. Kalkamış yakın ama sonra bakarız. Hı-hı. Devam. Okey, yeni bir maksat. Kaynak gıda üreten bina inşa edin. O kolay. Başka. Muharebe kazanın. O da kolay. Fraksiyonların yok edildiğinden Sangayi Frigyalılar. Şu an savaş halinde olduğum fraksiyon değil mi? Ya şey... İki tane, bir dakika. Fraksiyonla savaş halindeyim. Ya, küçültebilmek istiyorum. Şu an savaştığım, şu an topraklarına daldığım bunlar değil mi? Yoksa aşağıdakiler miydi? Yok ya, bunlardı galiba. Neyse, bunların ödülleri zaten 1000 kat daha iyi umarım. Bunlardır. Hemen bakmak istiyorum. Lütfen bunlar olsun. Okey, süper. Tamam, bunlara dalacağız. Bunları yok ettiğim zaman güzel bir bonus alacağım. Aslında ne yapmak istiyorum biliyor musunuz bu arada? Keşke hatta bir önceki tur sonlanmadan önce yapsaydım, yanıma Paris'i de çağırmak ve onun da savaş yeteneklerini yavaş yavaş geliştirmek istiyorum. Neyse, bir sonraki şehri aldıktan sonra belki hareket kabiliyetimizi arttıralım. Şu an Ninoa'ya onu arttırmama rağmen hala ulaşamıyorum. Üzücü. Sen ulaşabilir misin? Dur.
Hector'un oradan bir çekilmesi lazım. Ya. Sen ulaşabiliyorsun. İlginç. İlginç. Hector bir yaklaş bakayım. Sen bas bu sefer, kimse var mı? Bu arada güçleri ne? Ha, varsa bile önemli değil sanki ya. Buranın garnizon ne kadar güçlü? Garnizon da güçlü değil. Tamam, direkt alalım. Hiç yaklaşmaya bile gerek yok. Ordusu buradaysa bile kolaylıkla hallederiz. Ki değilmiş. Sen kuşat. Hector yardıma gel. Okey, rahatlıkla otomatik sonuçlandırabileceğim bir savaş. Gerek şikayet. Güzel. Sonraki hedefimiz bu eyaletin başkenti, bu heriflerin de başkenti olan Qualia. İki yerleşim yerleri var, bir de burasıymış ama orası başka bir şeyde, eyalette. Burayı alıp aslında mukaddes Ege toprağı bilmem ne dediği zaten. Dostlarımın birine satabilirim. Hatta şu pilulüma buralara yakın olabilir. Belki ona satabilirim. Hitit kralı. For duty. I leave with courage. Stay sharp. Çağırayım mı Paris'i? İkmal hattı mekaniğinden dolayı bayağı bir şey yapar aslında. Ona negatif etki eder ama yok ya, bir şey olmaz. Paris gel. Your cause is mine. ...1.1'den 1.4 bine indi mesela gıda üretimim. Direkt 4. rütbede geldi. Prince Paris. Direkt dayanıklılıktan gidiyor. Dayanıklılığı ilerletirsek... Fidye kaynağı. Başka? Vaziyet için azami hareket. Güzel. Peki başka? Ya senin okçularını güçlendirmek istiyorum dediğim gibi ben. Okçuları güçlendiren şeyler neredeydi? Tunç bakım masrafı olabilir. Şunu bir al zaten. Sonrası geri kazanıldı. Vaziyet için azami hareket. Karada hareket, denizde hareket. İnşaat süresi, altın bakım masrafı. Binek falan. Şunu istiyorum. Yeşil ve kırmızıdan gideceğim yani. Okey. Yeşilden zaten gidiyor oraya. İki tane daha bastım. Şuradaki ekstrayı da aldım. Neydi oradaki ekstra? Yakın savunma mı? Tamam, güzel. Kralını da şuraya ver. Hareketini de arttırmak isterdim ama neyse artık. Var mı buralarda senlik bir şey? Okey, diğerlerinde kalsın. Kalkan veremiyorum çünkü ok kullanıyor Paris. Tamam. Öyle güzel. 3-5 level da sen atlat. Hatta dede bu arada sefer sırasında ölürse ordusunu da sen alırsın. Biten takas anlaşmaları var. Biten takas anlaşmaları... Yani gıda konusunda bir sıkıntı var ama onu çözeriz. O sorun değil. Burada aha tunç yeri almışım. Süper. Saray eylemi. Kumpas. Okay, bir şey olmaz. Dur bakayım ya. Başka ne yapabilirim ben buna? İtibarını sarsabilirim. Fraksiyon mekaniğim bu arada itibar sarsma mıydı? Yüreklendir ve cesaretini kır. Hayır. Şöyle bir bakayım oraya. Şantaj yap. Cesaretini kır. Niye yok? Şey mi? Yüklendir. Cesaretini kumpas kullanırken altın elde edin. Dedikoduyu yayarken de gelişmiş. Altın elde ettiğim eğer şeyse bu değil. Yani şantaj yap ve itibarını sarsı demek istiyor galiba. Çünkü altın kazandırıyor bunlar bana. Tamam, bunları kastediyor. %52 şans başarı olduğunda 15 rütiyet çalınır. Kumpasın ortaya çıktı. Tamam. %60 şans. Pardon, bu altın vermiyormuş ya. Şantaj yap veriyormuş.
Taj'ın gücüne bakayım. Mickey'nin meşrutiyetini çalmaya gerek yok. Knossos'un bir şeyi var mı? Bir dakika, şu saraya bir tekrar bakacağım. Sen Knossos'un. Asıl bunun meşrutiyetini kazmam lazım benim. Yoksa iç savaş çıkarma ihtimali var. Birazcık daha dedikodu yayayım bunun hakkında. Elinde biraz saygınlık biriksin. Ondan sonra onun birazcık kuyusunu kazmak istiyorum. Takas anlaşmaları bitti. Yerleşim yeri yükseltmesi Turaya'ya bakalım öncelikle. Burası tamamlanmak üzere. Orası tamamlandıktan sonra bence önümüzdeki tur ben bunu başlatabilirim. Çok bir şey kullanmayayım o yüzden. Evet, böyle kalsın burası. Bu eyaleti 3. seviyeye çıkarmamam için bir sebep görmüyorum. Buradaki yerleşim yerlerine tunç gelirini arttırmamak için bir sebep görmüyorum elbette. Hatta bir tunç geliri de arttıran bir şey daha var burada. İş gücü artışı şimdilik mantıklı. Bir de tunç gelirini arttıran bir bina daha vardır kesin burada. Aynen. Güzel. Şunu da direkt bas. Şurada iş gücünü arttırmaya devam etsin. O gelişmiş tunç binasında şunu 3. seviyeyi çıkarttıktan sonra yapabiliriz. Şu mabedi bir yıkalım. Ardından buradaki ekonomi binasını hemen yapalım. Güzel bir yer burası. İnşaat yapmayacağım. Harcamamış yetenek puanı. Priamos'un varmış bir tane. Asla abi şunu. 6-6 şunu seçebiliyorum. Savaş arabası için mühimmat, nüfus. Savaş arabası yok. Nüfus önemli değil. Bunu seçmeme gerek yok. Diplomasi. Sondan başlayalım. Bunu isteyen yok. Bunu isteyen yok. Karkamış ile askeri ittifak. Babil ile savaş halinde. Babil çok uzağımda. Tamam, yapalım. Varım. Senden tamam, gıda alabiliriz 3-5 kuruş. 100 çok mu? Çok az verdin abi ama neyse, tamam. Vasallaştırmamı isteyen yok. Askeri ittifaka baktım, savunma ittifakı isteyen yok. Askeri geçiş isteyen yok. Saldırmazlık isteyen çok. Zorun miras işi şimdi nasıl oluyor? Şuna bir bakabilir miyim? Tarhun Taşa'ya. Benim genç oğullarımdan bir tanesini göndersem. Bu benim oğlum mu? Deipobos. Ya da Deipobos oğlum, evet biliyorum. Oğlum dışında bir general gönderirsem ne oluyor? Bir şey değişmiyor galiba. Oğlumu göndermek istemiyorum. Düz bir general alıp onu göndereceğim. Ne olacağından emin değilim ama. Bir general yetiştir. Random bir general. Gel abi. Senin adın Vanni. No. Okay. Ardından tekrar diplomasiye girip kadim müttefikim bulamadım oradan. Şuradan bakayım. Tarhun Taşa ile konuşayım. Vanni'yi göndereyim. Allah Allah. Buna niye bu kadar sıcak bakıyorlar anlamadım. Şimdi yanlış mı anlıyorum? Bu karakterin fraksiyonunuzdan ayrılarak başka bir fraksiyonun soydan gelen kişisi olmasını teklif edin. Bu karakter fraksiyon lideri olduğunda bu kişinin sizin fraksiyon liderinizin akrabası olmasından ötürü diplomatik bonuslar elde edersiniz. Akrabam değil bildiğim kadarıyla ama okey. Fraksiyon liderleri ve soydan gelenler bu eylemle karşı tarafa verilemez. Verebiliyorduk demin. Garip. Bakma acaba. Yani okey, verelim mahsul yok. Karakter veriyoruz alt tarafı. Yani böyle millete sağa sola karakter dağıtıp gelir elde etmek biraz cheese gibi göründü bana ama hadi bakalım. Nesi var yalanın? Taşı var. 100 taş. Oha. Dur. Bol bol taş alabileceğim bundan. 120 taş alabiliyorum maksimum. Yok. Alıyorum. Oha çok iyi. Tamamdır, güzel. Al senin olsun o karakter. O karakter gitti şu an benden değil mi? Aynen gitti. Alabileceğim generaller arasında da yok. Tamam.
Yani bunun tam olarak ona faydasını anlamadım ben. Neden bunu bu kadar çok istedi? Ya benim karakter ölünce o benim varislerimden biri haline mi geldi anlamadım. Dur şuradan bir bakayım hanedana. Tamam, Hector evli. Hector. Hanedan ağacında çıktım bir yerde. Hayır. Okay. Ya bu arada şu şeyle bir tekrar konuşalım mı? Miken hala beni sevmiyor biliyorum ama çok param var abi. Karşısında savaşa katılacağım biri de yok ya. Ben ona güveniyorum. Paris ve Helen'i evlendirsem. Yok, -14. Karşısında savaşa katılacağım biri olur olmaz bence ben o anlaşmayı yapabilirim ama henüz öyle bir fırsat çıkmadı karşıma. Başka takas anlaşmaları, yerleşim yeri yükseltmesi. Ha yok, onu kullanmayacağım. İnşaat mevcut, onu da kullanmayacağım. Yes. Ne? Turu bitir. Aa, senle mi karşılaşmışız biz? Tamam. Yani olur. Askeri geçişte alalım. Sen de bana bunun karşılığında daha fazla gıda ver abi. 469 değil de. Tamam olur. 1300 bilmem kaç. 5. Aa, bir kere eline mi veriyorsun? Dur. Bir kere eline verme de. 500 abarttık ama. 2'ye 5, 10. Aslında öteki daha mı karlıydı ya? Neyse. Böyle kalsın. Okey. Güzel. Maksat yeni. Aa, başkası mı halletti onları? Güzel. Elinize sağlık arkadaşlar. Taş 2000, altın 750. Güzel. Özellikle o altın 750 var ya, hayatımı kurtardı şu an. Bunun tek sıkıntısı, evet, burayı başkası ele geçirmiş. Bu eyaletin başkentini de almak isterdim. Sonra burası harabe halinde. Ha, Ege toprağı olarak da geçiyor ama neyse ya. Şey yapayım. Oraya random bir lord göndereyim. Muhtemelen o lord oraya ulaşamadan önce orayı ele geçireceklerdir ama yine de şansımı deneyebilirim. Gel abi sen. Oraya gitmeden önce ölme. Biraz yaşlı görünüyor. Bir dakika. Ne? Bir saniye. 20 yaşında. Abi sen birazcık fazla mı stresli bir hayat yaşadın? Abi 20 yaşında tipe bak. Biraz stresli be. Tabii o zamanlar şey... İnsanlar kısa yaşıyor. 30 dedim mi? Dükkiye gidiyorsun. Vay be. Sen kaç yaşındasın abi? 55 mi? Sen de 155 gibi duruyorsun ama hadi hayırlısı bakalım. Okay, seni oraya doğru yollayacağız. Şimdi madem bu fetih erkenden bitti. Şu Efes'i de alalım ya. Efes'tekiler de beni pek sevmiyordu. Yani saldırmazlık anlaşması falan diyor da yani. Meh. Herhangi biriyle bir müttefikliğin var mı senin? Yok çok şükür. Okey, bunlara dalarım direkt ben abi. Burası bana bol bol gıda kazandıracak ki ihtiyacım da var aslına bakarsanız. Şurası bana yürüme vermiyor değil mi? Hay Allah. Sen ulaşabiliyor musun? Bu dede iyi gidiyor ya. İyi koşuyor yani maşallah. Okey. Ne kadar güçlü bunlar. How depressing that things have come to this. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Güç dengesi dengeli duruyor. Hector, bir yaklaş bakayım şuraya kadar. Burada bir 9 kişilik ordu görüyorum. Peki. In Troy's defense. Tamam. Sen bu şeye yat burada abi. %70 falan var mı? Varmış. Şurada bu şeye yat. Priamos sen gel. Sen de bu şeye yat bu sefer. Şurada. Madem Paris de yanımızda. Yem muamelesini Paris'e... Sen değil Paris. Yem muamelesini Paris'e yapabiliriz. Dede sen oraya gideceksin. Şimdilik şurada bekle.
Ve direkt bunlara savaş açsam mı? Efes'ten yukarı kuzeye bir ordu gönderme ihtimalleri var ama çok uzak. Gerekirse bir savunma ordusu yaparım. Şuradan lakır lakır alırım diye umut ve tahmin ediyorum. Get on with it then. İki yerleşim yeriniz var değil mi? Evet. Say what you have to say. Direkt savaş ilan ederim. Herkes de yanımda savaşa katıldı. Mis gibi oldu. Buraya girmişken şöyle sondan bakalım. Bunu isteyen yok. Vasallaştırmamı isteyenler var. Manyalı Frigga. Kimle savaş halindesin? Abi herkesle savaş halindesin. Sen ne yani, gözünü seveyim. Bir de bu. Bunu fethetmek daha mantıklı olabilir. Ama yani bunlar Karadeniz'deki random bir fraksiyon. Bunları fethe zaten çıkmam. Tamam, vasallaştırmak istiyorum. Bunun öncesinde başka bir şey istiyor musunuz? Yok. Tamam, vasallaştıralım abi direkt sizi. Gıda temin edebiliyorlar 3-5 kuruş. Cıt cıt cıt. Tamam, 190 iyidir. Güzel. Bir vasalım daha oldu. Ha, bunlar artık vasal olmak istemiyor. Peki askeri ittifak isteyen var mı? Varmış. Sapinuva. 4 tane yerleşim yeri olan güzel sağlam bir fraksiyona benziyor. Tamamdır abi. Takas anlaşması. Sen bana taş ver. 100 fazla mı geldi? Tamam, 35 ver. Güzel. The Lord Marshal. Vasallık isteyen yok başka biri. Askeri ittifak yok isteyen başka biri. Savunma ittifakı yok. Askeri geçiş isteyen. Saldırmazlık anlaşma olan birileri varmış. Onlar da yapılabilir. Bunun üzerine askeri ittifak da kabul ediyor. Kimle savaş halinde? Bunlarla. Tamam, varım. Sonradan yapmadığım için pişman olmayayım. Sen dedim sadece gıda var ya. 100 gıda. Tamamdır. Bir kişi daha gördüm askeri geçiş isteyen. O da Alaşya. Kıbrıs'taki dayılar yani. Sizle de... sizden biraz 3-5 kuruş az da olsa tunç elde edebilirim sanırım. 40. 55, 56, 55. Tamam. Deal. Güzel, güzel. Karlı bir diplomasi anlaşması süreci oldu bizim için. Okay. Şeyde ne durumdayız? Bunlardan bu kadar şey yaptık. Perseus'ta... Oha, maksimuma çıkmışız bile. Yetiştirme maliyetim, özel isteme düştü. Diplomatik ilişkiler artı 4. Tamam, maksimuma çıkardık bunu. Oyunlara ev sahipliği yapmak için 5 tura daha mı ihtiyacım var? Tamam. 5 tur sonra birileriyle oyun oynayabiliriz. Sarayda yeni bir kumpas var. Şunu da dedikodu yaymayı sürdüreyim ben. Kraliyet fermanı. Okey. Dua süresi artı 2. Şu an dua edebilme imkanım yok etrafta ama elbet Troya topraklarından tekrar geçeceğim ve tapınaklara tekrar uğrayabileceğim. Şu istediğim teknolojiyi bir araştırmaya başlayayım. Yeni bir tanrı yuvası verecek bana. Bir tane takas anlaşmaları var. Saray indirimleri. Onları kontrol etmiştik zaten. Şey değiştirmeye gerek yok. Yerleşim yeri yükseltmesi. Bu tur yapabileceğimi ummuştum değil mi ben bunu? Önümüzdeki tur inşallah. Tamamdır. Bir yere harcamayayım. Bekleyeyim. Karakol inşası. Evet lütfen. Bu arada tanrılarla aram nasıl? Neredeydi diplomasi? Yereli ilahlar. Apollon'la aram. 640'da. Daha maksimuma çıkmasına var. Okey. Bir iki tapınak daha yapabilirim o yüzden Apollo için. Yapalım buraya. Şuradaki... Nerede bu tam olarak? Çok uzağımda kaldı. Tamam, şunu şimdi yıkabilirim. Onun yerine bir Apollo tapınağı ya da bir ticari tapınak da olabilir. Şunu da yıkabilirim bu arada. Şöyle bir genel etrafımdakilerle aram nasıl bakışı baksam. Tutum. Peki, bu taraflı aram iyi sayılır.
Oradan bir saldırı gelirse de başka bir önlem alırız. Efes halledince gerisi tamam. Dolayısıyla buralardaki diğer askeri karakolları da yıkabilirim aslında. Yanlış yere baktım, pardon. Şuralardaki. Evet, bunlara ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ticari bilmem ne şeyler kurarım. Karakollar kurarım oralara. Yerleşim yerleştirmesi, inşaat mevcut, virüsa. Ha yok, oraya bir şey yapmayacağım. Karakterin kullanılmayan etkisi. Sen kimsin? Ha, sana bir şey takmaya gerek yok. Devam. Biriyle savaşa giriyorum. Kim olduğunu bilmiyorum, bakarız. Ha, T anasının köründeki biri. Önemli değil. Okey, nihayet bir pusu başarıya ulaştı. Öldürür herhalde ya, bu kadar kalabalık olduğum için. Güzel. İkmale gerek yok, şunu al yani. Aaa. Biriyle daha savaşa giriyoruz peki. Nedir saray entrikalarından altın mı? Şu an altına o kadar çok ihtiyacım yok. Saray entrikasına daha çok ihtiyacım var. Reddediyorum o yüzden. Okey. Demin ay falan gibi bir tek tepki göstermenin sebebi herifin ordularının meğersem Troya'nın çok yakınlarında olduğunu fark etmiş olmam. Geçen. Vay be. Oradan kuzeyde bir sıkıntı çıkarabilirler. Bir acil durum ordusu basmam gerekebilir şu an kuzeye benim. Troya'yı alamazlar ama Troya'nın dışındaki şehirleri alabilirler. Ve bayağı uzaktayım. Arkadaşları şuradan yoluma devam ettirmem lazım zaten. Tamam, şu dede buraya gidecek. Neyse, ama bu bölümü burada sonlandıralım. Bu planları, şuradan yiyebileceğim saldırının planlarını önümüzdeki bölümde yaparız. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.